Herkese merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Üniversitesi Dijital Politika Akademisi Siyaset Bilimi kategorisine hoş geldiniz. Siyaset Bilimi kategorisi bizim akademideki son kategorimiz. Ve bu dersimizde birlikte siyaset bilimine giriş ve temel siyasi ideolojiler konusunu dinleyeceğiz. Dersimizin eğitmeni Doktor Öğretim Üyesi Tuba Eldem. Tuba Eldem hocamızı biraz yakından tanıyalım. Tuba Eldem, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Birmingham Üniversitesi'de Avrupa Politik Ekonomisi alanında üstün başarı derecesi tamamlamıştır. Ardından 2013 yılında Toronto Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi alanındaki doktorasını tamamlamış ve Fry University'de Transformative Power of Europe adlı enstitüde doktora sonrası çalışmalarına devam etmiştir. Siber güvenlik, güvenlik sektörü reformu, silahlı kuvvetlerin demokratik gözetimi ve koruma sorumluluğu gibi yeni oluşan uluslararası güvenlik normlarının ortaya çıkması, yaygınlaşması ve bu normların ulusal etkileri, siyasal rejimler ve rejim değişiklikleri ve sivil asker ilişkileri ilgi alanları arasındadır. 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Şimdi derse geçiyoruz. Ders sonunda açıklamadaki linkimize tıklamayı, abone olmayı ve beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Herkese iyi dinlemeler. Merhabalar. Ben Doktor Tuğba Eldem, Fenerbahçe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Öncelikle sevgili öğrencilerimi böyle girişimci, yenilikçi ve kamu yararı güden bir faaliyete ön ayak oldukları için teşekkür etmek istiyorum. Sizleri de Fenerbahçe Üniversitesi Dijital Politika Akademisi'nin siyaset bilimi alanındaki ilk dersine hoş geldiniz demek istiyorum. Ben bu derste genel olarak siyasetin farklı kavramsallaştırmaları, yani siyasetin nasıl tanımlandığı ve siyasal hayatımıza yön veren fikirlerin, temel siyasal ideolojilerin nasıl şekillendiği üzerine duracağım. Umarım faydalı bir ders olur. Şimdiden dinlediğiniz için teşekkürler. Hem siyaset hem de ideoloji kavramları sosyal bilimlerde oldukça tartışmalı kavramlardır. Her iki kavramın üzerinde de bir görüş birliğinin olduğunu ifade etmek çok zordur. Siyaset bilim literatüründe hükümet ve devleti yönetme sanatı, iktidar mücadelesi, çatışmayı uzlaşma yolu ile çözme aracı ve kamusal bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Siyasetin devletle, siyasi faaliyetlerin ise devlet faaliyetleriyle özdeşleştirilmesi en yaygın karşımıza çıkan geleneksel yaklaşımdır. Bu yaklaşımın temeli politika kavramının etimolojisinin çıkış noktası olarak alınması ve modern dönemde devletin toplumsal yaşam üzerindeki artan etkisidir. Etimolojik olarak politika kelimesi eski Yunan toplumunda var olan polis, şehir devleti kökünden gelmektedir. Yani siyaset veya politika polis, yani şehir devletiyle ilişkili faaliyetleri ifade etmektedir. Bu tanım kendisinden sonra gelen düşünürler ve devlet adamları tarafından da benimsenmiş ve politika 13. yüzyıldan itibaren Batı dillerinin sözlüklerine girmiş ve devlet yönetimi anlamında kullanılmıştır. Bu geleneksel tanıma göre siyasetin ana unsuru hükümet aygıtı, devlet iktidarı ve devlete ilişkin faaliyetlerdir. Bu devlet merkezli siyaset anlayışı kimi zaman siyaseti siyasi partilerle sınırladığı da göze çarpmaktadır. Her iki siyaset tanımımızda günümüzde çok sınırlı bir siyaset görüşü olarak değerlendirilmektedir. Çünkü bu yaklaşımda siyaset toplum için bir faaliyet planı tesis eden egemen örgütlü gücü, yani devlet otoritesinin etrafında dönmektedir.
toplumsal hareketler, sivil toplum, işçi sendikaları, işveren örgütleri, uluslararası etkileşimler, küresel süreçler siyasetin dışındadır. Bu anlayış siyasi olanın alanını bilinçli bir biçimde ideolojik kanaatlerle hareket eden ve siyasi partiler gibi resmi bir örgüte üyelik yoluyla bu kanaatlerini gerçekleştirmek için çalışan devlet aktörlerinin faaliyetleriyle sınırlandırmakta ve bu yolla da siyasetin toplumla bağlarını kopartmaktadır. Bu dar anlamlı siyaset tanımını biraz daha genişleten bir tanım, siyasetin iktidar mücadelesi olarak tanımlanmasıdır. Ünlü Amerikalı siyaset bilimci Harold Laswell'ın ifade ettiği gibi siyaset, kimin, neyi, ne zaman ve nasıl alacağının mücadelesidir. Bu mücadele bir cinsin diğeri üzerinde kurduğu, özel alanda yeniden üretilen ataerkil tahakküm ilişkisinden, toplumsal sınıflar arasındaki üretim araçlarının kontrolüne, rakip çıkar gruplarının küçük bir belediye bütçesinden pay almak için girdikleri rekabetten, uluslararası süper güçler arasındaki askeri rekabete kadar geniş bir alanı kapsar. Fakat siyasi iktidarın ya da siyasetin iktidar mücadelesi olarak tanımlanması doğal olarak siyaseti çatışmacı bir alana doğru itmektedir. Bu görüş şun kökeni arzulanan neticeye ulaşabilmek için her yolun mübah olduğunu ifade eden ünlü İtalyan filozofu Machiavelli'ye kadar götürülebilir. Fakat bu çatışmacı yaklaşım aynı zamanda Marksizm ve Feminizm'de de kimi zaman göze çarpmaktadır. 19. yüzyılın en önemli teorisyenlerinden olan Karl Marx, Komünist Manifesto adlı eserinde siyaseti siyasi iktidarın bir sınıfın diğerini sömürmesini sağlayan örgütlü iktidar olarak tanımlamıştır. Marx'a göre toplumların tarihi üretim ilişkilerinde farklı rolleri olan sınıfların çatışmasından ibarettir. Benzer şekilde feminist kuramın ünlü teorisyenlerinden Kate Millett da siyaseti bir grup insanın bir diğeri tarafından kontrol edilmesini sağlayan iktidar yapılı ilişkiler ve düzenlemeler olarak tanımlamıştır. Siyaseti bu hükmetme ve iktidarı ele geçirme sanatı veya aracı olarak gören bu anlayışlar, biraz önce bahsettiğimiz gibi siyasi mücadeleyi çatışmacı bir alana hapseder görünmektedir. Çatışmayı ve çıkar farklılıklarını doğal gören, siyaseti bir uzlaşma alanı olarak tanımlayan ve liberalizmden beslenen anlayışlar da günümüzde yaygındır. Liberal anlayışa göre siyaset, çeşitli çıkar çatışmalarını zor ve güç kullanmadan uzlaşma, uyum ve müzakereler yoluyla çözmektir. Bu tür bir yaklaşım ve tanım gerçekte siyaset kavramının gündelik kullanımı içinde de sık sık yer alır. Siyasi çözüm dediğimizde bir sorunun barışçıl müzakere veya hakemlik yolu ile çözülmesini anlarız. Bunun tam zıttı örneğin askeri çözümlerdir. Bu görüşe göre uzlaşmacı bir siyasetin anahtarı, iktidarın yaygın bir biçimde dağıtılması ve paylaşılmasıdır. Yani güç tek elde toplanmamalıdır, farklı organlar arasında paylaşılmalıdır. Gücün paylaşıldığı sistemlerde siyaset, tarafları daha çok mutabakat ve uzlaşma zeminine yöneltecektir. Fakat tabii ki uzlaşmazlıkların yıldırıma ve şiddete başvurmaksızın çözülmesini öngören bu liberal siyaset anlayışı, isteklerin tek taraflı olarak empoze edildiği tek partili veya otoriter devletler veya askeri rejimler için çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. Siyasi çatışmacı, siyaseti ya da çatışmacı alandan
çıkartarak ahlaki ve kamusal faaliyetlerle ilişkilendiren bir dördüncü tanımın kökeni antik Yunan düşünürü Aristo'ya kadar gitmektedir. Aristo, insanın doğası gereği bir siyasi hayvan olduğunu, yani insanın ancak devletin olduğu bir siyasal toplum içerisinde iyi bir hayat yaşayabileceğini ileri sürer. Aristo'ya göre siyaset, adil toplum yaratmaya ilişkin bir faaliyet, siyaset bilimi ise bütün bilimlerin üstadıdır. Dolayısıyla bu tonumda siyaset ahlaki bir etkinlik olmuş olur ve adil bir toplum yaratmayı amaçlar. Aristo'nun bilimlerin üstadı dediği siyaset, dolayısıyla ortak yaşamın ve kamusal faaliyetlerin ortak iyi çerçevesinde düzenlenmesidir. Buna göre vergilendirme yoluyla gerçekleştirilen tüm kamusal faaliyetler, yani hükümet aygıtı, mahkemeler, polis, ordu, sosyal güvenlik sistemi ve benzeri tüm faaliyetler, kamusal faaliyetler siyasetin konusudur. Bir başka ayrım ise burada yapmamız ya da vurgulamamız gereken ve genellikle liberal teorisyenlerin getirdiği yaklaşım, kamusal ve kişisel alanın ya da özel alanın ayrılmasına yöneliktir. Buna göre kamuya açık, insanların serbestçe katılabileceği kurumlar siyasetin unsurudur. Fakat özel hayat, kişilerin aile ve ev içi hayatları siyasetin dışındadır. Her ne kadar gördüğümüz gibi literatürde siyasetin farklı tanımlamaları var olsa da, özellikle biz bu tanımların ilk ikisini siyaseti daha çatışmacı bir alana hapsetme eğiliminde olduğunu söyledik. Son iki tanımın ise siyaseti ahlaki bir faaliyet olarak gördüğünü ve asıl uğraşısının çakışan farklılıkların, çıkarların uzlaştırılması olduğunu ifade ettik. Dolayısıyla bu ders için biz siyaseti Andrew Haywood'un dile getirdiği gibi insanların hayatlarını düzenleyen genel sosyal kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirdikleri faaliyetlerin tamamı olarak tanımlayabiliriz. Tabii bu kapsamda unutmamamız gereken husus, insanların farklı fikir, istek, ihtiyaç ve çıkarlara sahip olması ve o yüzden de farklı kurallar, uygulamalar ve yasalar isteyebilecekleridir. İşte tam da bu yüzden siyasetin temel özelliği rakip görüş ve çıkarların uzlaştırıldığı bir çatışmayı çözme süreci olması ve aynı zamanda Aristocu perspektiften siyasetin en azından ilki olarak İyi bir toplumun unsurlarını hayata geçirmeye ve kötü bir toplumun unsurlarından kaçınmaya yönelik ahlaki bir faaliyet olarak düşünülebileceğidir. Bu nedenle antik çağdan beri pek çok filozof ve sosyal bilimci neyin iyi veya neyin büyük bir toplumu oluşturduğunu ve böyle bir topluma nasıl ulaşılabileceğine ilişkin temel sorulara cevap aramışlardır. İşte siyasal ideolojiler genellikle önde gelen siyaset felsefecilerinin fikir ve düşüncelerinden etkilenseler de ideolojiler ancak siyaset felsefesinin basitleştirilmiş bir türü olarak düşünülebilir. Çünkü siyasal ideolojilerin amacı kitlelerin siyasal hareket ve davranışlarına yön vermek, onları etkilemektir. Hepsi olmasa da çoğu çağdaş sosyal bilimci birçok Batı demokrasisinde siyasetin özellikle ideolojik çizgiler boyunca bölündüğünde hemfikirdir. Geçtiğimiz son 200 yıla baktığımızda ideolojik çatışma siyasal hayatın tam merkezinde yer almıştır. 18. yüzyılda aydınlanma felsefesiyle özdeşleşen bir takım fikir ve düşünceler ve sanayi devrimiyle zirvesine ulaşan kapitalizmin doğurduğu ekonomik ve toplumsal çalkantılar modern siyasal ideolojilerin doğmasında önemli rol oynamıştır.
İdeoloji teriminin ilk ortaya çıkışına baktığımızda Fransız devriminin hemen ertesinde olduğunu görüyoruz. Terimi 1796 yılında ilk defa kullanan Antoine de Saint-Tracy kaleme aldığı İdeolojinin Unsurları adlı eserinde ideolojiyi fikir bilimi ya da düşünce bilimi olarak tanımlamıştır. Bu bilim dalı fikirlerin nasıl oluşup değiştiğini, hangi değerleri kapsadığını, hangi süreçlerin veya olguların bir takım fikirleri popülerleştirdiğini, bir takım fikirlerin ise dirençle, neden dirençle karşılaştığı gibi sorulara inceleyecekti. Ve böylece de aydınlanma felsefesine uygun olarak toplumu yeniden bilinçlendirilmesine imkan tanıyacaktı. Fakat muhtemelen de Tracy mucidi olduğu ideoloji kavramının çağlar boyunca sosyal bilimlerin en tartışmalı kavramlarından biri olabileceğini hiç düşünmedi. Terry Eagleton'a göre ideoloji teriminin 16 değişik tanımı siyaset bilimi literatüründe var olmaktadır. Örneğin Tracy'den sonra Karl Marx ve Engels 1845'te kaleme aldıkları Alman İdeolojisi adlı eserlerinde ideolojiyi yönetici sınıfın egemenliğini sürdürmek için kullandığı bir zihinsel araç olarak tanımlayarak ideolojiye olumsuz bir anlam yüklemişlerdir. Marx ve Engels'e göre her dönemde yönetici sınıfın fikirleri hakim fikirlerdir. Yani toplumun maddi gücüne hükmeden sınıf aynı zamanda hakim entelektüel güçtür. Maddi üretim araçlarını elinde tutan sınıf aynı zamanda zihinsel üretim araçları üzerinde de denetimi elinde tutar. Böylece genel olarak ifade etmek gerekirse zihinsel üretim araçlarından yoksun olanların fikirleri bu araçlara sahip olanlarınkine tabidir. Kıta Avrupa'sında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra faşizmin ve totaliteryanizmin yükselmesi ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da tüketim ve kitle iletişim endüstrilerinin muazzam gelişmesi üzerine Karl Marx'ın düşüncelerini tekrar gözden geçiren ve Frankfurt Okulu olarak adlandırılan aralarında Horkheimer, Adorno, Habermas, Marcuse gibi eleştirel sosyal teorisyenlerin bulunduğu akademisyenler, kapitalist sisteminin mantığına uyarlanan aklın araçsallaşmasıyla düşünen insan üzerinde de kapitalist ideolojik bir hakimiyet kurulduğunu iddia etmektedirler. İtalyan siyaset bilimci Antonio Gramsci ise ideolojiyi egemen siyasal gücün rıza üretim aracı olarak tanımlamıştır. İdeolojilere bu negatif anlam yükleme ya da olumsuz anlam yükleme sadece Marksizmle ya da sosyalizmle sınırlı değildir. Aynı zamanda liberaller de ideolojileri negatif bir anlam yüklemişlerdir. Özellikle 20. yüzyılda totaliter diktatörlüklerin ortaya çıkışıyla Karl Popper ve Hannah Arendt gibi liberal teorisyenler faşist İtalya, Nazi Almanyası ve Stalinist Rusya'da ortaya çıkan faşist ve komünist rejimleri ideolojilerin en belirgin örnekleri olarak görmüşler ve ideoloji terimini kapalı düşünce sistemleri olarak tanımlamışlardır. Bu kullanıma göre ideolojiler hakikat tekeli iddiasıyla karşıt görüş ve inançlara hoşgörüyü reddeden, boyun eğme ve itaati sağlayan birer sosyal denetim araçlarıdır. Ancak bu tanıma göre ilk başta da bahsettiğim gibi liberalizm bir ideoloji değildir. Örneğin Karl Popper liberalizmi özgürlük, hoşgörü ve farklılığa yaptığı vurgudan dolayı
açık düşünce sisteminin en güzel örneği olarak tanımlamıştır. Muhafazakarlar da kendi görüşlerinin bir ideoloji olduklarını kabul etmezler. Onlara göre, muhafazakarlara göre temeli pragmatizme, geleneğe ve tarihe dayanan muhafazakarlık sadece bir mizaçtır. İdeolojiler ise siyasi gerçekliği çarpıtan soyut düşünce sistemleri ve açıkça kavranamaz olanı açıklama iddiasıyla siyasi gerçeklikleri çarpıtan fikirler bütünüdür. Faşistler de nitekim ideolojiye karşı dışlayıcı bir tutum sergilemişlerdir. İdeolojileri tutku ve iradeden ziyade salt akla dayalı, kuru ve entelektüel siyasal anlayış biçimi olarak nitelendirmişlerdir. Faşistler kendi fikirlerini sistematik bir felsefe, bir düşünce sistemi olarak değil de dünya görüşü olarak tasvir etme eğilimindedirler. Bu farklı tanımların bize gösterdiği şey, ideolojilerin ya da ideoloji kavramının hala üzerinde tartışmaların sürdüğünü işaret etmesidir. Fakat biz bu dersimizde genel olarak bu kavram karkaşasını değerlendirdikten sonra ideolojileri kısaca siyasal hareketlere ilham veren ve yön veren hukuk, toplum, ekonomi ve insan doğası hakkında birbirleriyle ilişkili fikir ve inançlar bütünü olarak tanımlayabiliriz. İdeolojilerin bir takım ortak unsurları vardır. İdeolojiler bize mevcut dünya düzeni hakkında bir perspektif sunar. Yani dünyanın nasıl çalıştığına dair bir değerlendirme sunar. Örneğin Marksizm dünyayı sınıf çatışması perspektifinden okur. Feminizm erkek egemenliği perspektifinden. Liberalizm dünyayı bireysel özgürlük mücadelesinin bir dışa vurumu olarak görür. Muhafazakarlar dünyayı mevcut düzenin, geleneklerin ve dinin devamlılığı çerçevesinde görür. İdeolojilerin diğer bir ortak noktası hemen hepsinin belirli toplumsal sınıflarla özdeşleşmesidir. Örneğin 18. yüzyılda meydana çıkan liberalizm, daha sonra ideoloji olarak aslında 19. yüzyılda gelişmiştir. Ama ilk liberal fikirlerin oluşması 18. yüzyıla gitmektedir. Dolayısıyla liberalizm bu dönemin şartlarını yansıtarak diyelim, orta sınıfla ve merkez partilerle özdeşleşmiştir. Fransız devrimini ve liberalizmin yükselişine bir başkaldırı olarak çıkan muhafazakarlık ya da Tory muhafazakarlığı, toprak sahibi sınıflarla, yani aristokrasiyle, ruhban sınıfıyla ve daha sonra da sağ partilerle özdeşleşmiştir. 19. yüzyılda sanayi devrimiyle ortaya çıkan sosyalizm ise işçi sınıfıyla ve daha sonra sol partilerle, 20. yüzyılda Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonuçlarına karşı, daha doğrusu bir tepki olarak ortaya çıkan faşizm ise toplumun farklı sınıflarına farklı kanallardan kitlesel propaganda yolu ile hücum eden üstün bir liderin liderlik ettiği radikal sağ partilerle özdeşleşmiştir. İdeolojilerin bir başka ortak unsuru, hepsinin iyi bir toplum vizyonu ve bu vizyon çerçevesinde arzulanan bir gelecek modeli sunmalarıdır. Aynı zamanda ideolojiler siyasal değişimin nasıl olabileceğini ve nasıl olması gerektiği konusunda da genel bir çerçeve çizer. Siyasal fikir ve ideolojileri kategorize etmek
ve birlikte belki de ilişkilendirme yönündeki en önemli sınıflandırma sağ ve sol eksenindeki doğrusal sınıflandırmadır. Aslına baktığımızda sağ ve sol kavramları Fransız devriminin hemen ertesinde toplanan kurucu meclisteki oturma düzeninden dolayı ortaya çıkmıştır. Parlamento başkanının sağında oturanlar monarşiye ve eski rejime destek verenler sadece, parlamento başkanının solunda oturan ve Fransız devrimine ve yeni kurulan cumhuriyete destek verenler solcu olarak tanımlandırmıştır. Böylelikle sağ muhafazakarları, büyük toprak sahiplerini, aristokratları, yani monarşiden yana olanları, sol ise değişimi ve eşitlikten yana olan sınıfları niteler hale gelmiştir. Sağcılık ve solculuğun temel değerlerine baktığımızda sağcılık mevcut ya da doğa düzeninin devamı için toplumsal hiyerarşiyi veya toplumsal eşitsizliği kabul eden veya destekleyen ideolojileri içinde barındırdığını görüyoruz. Sağ ideolojiler genellikle geleneksel ahlak ya da din kurallarının yasalarla ve kamu kurumlarıyla desteklenmesi gerektiğini savunur. Muhafazakarlık, milliyetçilik, faşizm, gericilik, kökten dincilik ya da dini referans alan diğer siyasi ideolojiler sağ ideolojiler arasında değerlendirilmektedir. Solculuk, toplumsal ve ekonomik eşitliğin sağlanabilmesi ya da arttırılabilmesi için değişimi savunur. Devletin dini kurumlarla ilişkisi olmamasını, yasaların geleneksel ahlak normlarından ziyade evrensel insan hakları çerçevesinde şekillenmesini savunur. Sol görüşü temsil eden ideolojiler, sosyalizm, sosyal demokrasi, komünizm, üçüncü yol, anarşizm, çevrecilik, ekolojizm ve yeşil hareket olarak sıralanabilir. Liberalizm sağa yakın olmakla beraber merkezde konumlanan bir ideoloji olarak düşünülebilir. Tabii ideolojiler farklı coğrafyalarda farklı eğilimler ya da farklı sınıflandırmalara tabi olmaktadır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde işçi hareketinin gelişmediği ve sol partilerin olmadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde liberalizm daha çok merkezin solunda yer alırken işçi hareketinin ve komünist ve sosyalist partilerin daha güçlü olduğu kıta Avrupa'sında ve İngiltere'de daha merkeze konumlanır liberalizm. Tabii ideolojilerin bu sağ ve sol doğrusuna yerleştirildiği bu sınıflandırma çoğunlukla ekonominin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair görüşleri de içerir. Sol ekonominin kooperatif kolektif bir kurum tarafından yönetilmesi olarak yani yönetilmesini daha doğrusu arzular. Bu kolektif yapı devlet anlamına da gelebilir, aynı zamanda komünler ağı anlamına da gelebilir. Sağ ise ekonominin devlet dışında rakip kişi ve kuruluşlara bırakılma isteği ya da serbest piyasa ekonomisini savunmaktadır. Tabii bu geleneksel sağ ve sol spektrumu siyasal inançları tek bir boyuta indirgediği için bir takım tutarsızlıklar oluşturur. Örneğin iki ayrı uçta yer alan komünizm ve faşizm özgürlüğe karşı otoriteye itaati vurgulamasıyla birbirine yakınlaşmaktadır. Bu özgürlüğe karşı otoriteye olan bu yakınlaşmayı vurgulayabilmek adına Atnalı spektrumu geliştirilmiştir. Atnalı spektrumunun merkezinde
liberalizm, sağında muhafazakarlık ve faşizm, solunda ise sosyalizm ve komünizm yer alır. Bu model daha, yani biraz önce de ifade etmeye çalıştığım gibi, bize komünizm ve faşizm arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri, belki de daha çok benzerlikleri, ikisini de otoriterizme olan yakınlaşmasını daha iyi görmemize imkan tanımaktadır. İdeolojileri sınıflandırmada kullanılan bir diğer model, Hans Eysenck tarafından geliştirilen iki boyutlu spektrumdur. Eysenck, geleneksel sağ-sol eksenini kendi sunduğu modelin yatay ekseni olarak ele almış, eksen eklemiştir. Bu dikey eksenin bir ucunda ödünsüz otoriter zihniyet, diğer ucunda da hoşgörülü özgürlükçü zihniyete ait tutumlar yer almaktadır. Bu sınıflandırmalar ya da modeller ideolojileri hakkında bize genel bir perspektif sunsa da siyasal ideolojilerin benzerlik ve farklılıkları belki de en çok ideolojilerin benimsedikleri iyi toplum anlayışını inceleyerek anlaşılabilir. Bu kapsamda biraz daha detaylı bakmamız gerekirse, liberalizmin tasavvur ettiği iyi bir toplum örneğin, devletlerin, bireylerin doğuştan sahip oldukları hakları kullanmalarına imkan tanıyan ve devletin ancak çakışan ya da çatışan çıkarlar arasında ara buluculuk görevini yürüttüğü bir toplumdur. Dolayısıyla bu perspektif, liberal perspektife göre bu söz liberalizmin devlet felsefesini yansıtmaktadır. Bu görüşün temeli ünlü İngiliz düşünürü John Locke'a gitmektedir. John Locke için sivil yönetimin amacı bireyin devleti önceleyen hayat hakkı, mülkiyet hakkı ve özgürlük hakkı gibi doğal haklarını korumasıdır. Herhangi bir siyasal toplumun ve bu toplumun iktidar yapısının oluşmasından önce var olan ve doğuştan gelen bu haklar günümüzdeki de insan haklarının da temelini oluşturmaktadır. Doğal haklar teorisini geliştiren John Locke'a göre insanlar doğa halinde hak sahibi varlıklar olarak barış içinde bir arada yaşarken, hakkaniyeti tanımayan ve adaleti tanımayan kişilerin varlığından dolayı bu hakların korunması için bir takım ortak kurallara ve kurumlara duyulan ihtiyaç nedeniyle vatandaşlar gönüllü ve karşılıklı bir sözleşmeye girerek bir takım haklarından vazgeçmiş ve devletle bir toplumsal sözleşme içerisine girmiştir. Fakat vatandaşların ya da bireylerin bir takım haklarından vazgeçmesi ancak devletin bu temelden var olan doğuştan gelen doğal haklarını koruduğu müddetçe geçerlidir. Yani bir başka şekilde ifade etmek gerekirse, hak sahibi, özgür varlıklar olarak insanlar sadece kendi haklarını daha iyi koruyabilmek adına bir araç olarak devleti icat etmişlerdir. Eğer devlet bireylerin bu doğuştan sahip oldukları hakları gasp ederse, yani toplum ve devlet arasındaki toplumsal sözleşmeyi ihlal ederse, bu durumda liberalizme göre bireylerin devlete başkaldırı hakkı doğmuş olur. Tabii liberalizm, bu bütün bu doğal haklar ya da liberalizmin genel olarak devlet felsefesi, liberalizmin iyi bir toplum
tasavvurundan, devlet merkezli yaklaşımdan birey merkezli bir yaklaşıma doğru evrildiğini de bize aynı zamanda göstermektedir. Bu çerçevede liberalizm hükümetin yetkileri yerine yurttaşların özgürlüğünü, devletin iktidarı yerine bireylerin iyiliğini, refahını ve mutluluğunu, itaat etme yükümlülüğü yerine adil olmayan yasalara aktif ya da pasif direnme hakkını, siyasal toplumun bölünmez bütünlüğü yerine muhalif parçalardan oluşan ya da muhalif parçalardan oluşan bir siyasal toplumu, ya da bir başka şekilde ifade etmek gerekirse hukukun üstünlüğünü, anayasal güvenceleri, kuvvetler ayrılığını ve denge ve fren mekanizmalarının işlediği çoğulcuğa dayalı bir siyasal sistemi ve yönetimi iyi olup olmadığının yöneticilerin sahip oldukları iktidar ölçüsünde değil de bireye tanınan haklar ölçüsünde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Buna mukabil kapitalizme bir tepki olarak 19. yüzyılda ortaya çıkan sosyalizm, iyi bir toplumun ancak sosyal eşitliğin ve sınıflar arasındaki şartların eşitliğinin sağlandığı ölçüde ortaya çıkabileceğini savunmaktadır. Buna göre yani sosyal eşitliğin sosyal eşitliğin sağlanması için komünistler ya da radikal sosyalistler radikal bir değişimi savunur. Hatta bu kapsamda devrimi savunur. Sosyal demokratlar ise değişimin ve sosyal adaletin parlamenter yoldan barışçıl bir şekilde gelebileceğini düşünür. Bu sosyalizm arasındaki bu ayrışma özellikle Sovyet devriminden sonra sosyalist harekette meydana gelen bir ayrışmanın tezahürü olarak değerlendirilebilir. Muhafazakarların iyi toplum anlayışı ise büyük ölçüde liberalizm ve sosyalizmden ayrışmaktadır. Birçok noktada aslında özellikle sosyal demokrasi ve liberalizmin özellikle adalet, özgürlük ve en azından fırsat eşitliği ve siyasal eşitlik bağlamında benzer bir iyi toplum tasavvuruna sahip olduğunu gözlemlesek de sağ ideolojilerin, özellikle muhafazakarlık, faşizm ve dini referans alan ideolojilerin iyi toplum anlayışını oldukça farklılaştığını görüyoruz. Şöyle ki muhafazakarlara göre iyi bir toplum ancak yüksek derecede otorite, düzen ve istikrarla mümkündür. Bu ise ancak geleneklerin, ailenin, dinin ve hiyerarşik toplum yapısının muhafazasıyla mümkündür. Bir başka görüşe, yani bir başka şekilde ifade etmek gerekirse daha doğrusu, muhafazakarlığa göre devletin görevi aile bile ile birlikte toplumsal ahlak kurallarını korumak ve devletin ve bu ahlak kurallarının devamlılığını sağlamaktır. Muhafazakarlık, geleneğin denenmiş ve doğruluğu konutlanmış toplumsal ve siyasal değerleri içinde barındırdığını düşünür. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun gelenekler sürdürülmelidir. Hiç denenmemiş, tarihin sınavından geçmemiş, kendisini doğruluğunu ve işlerliliğini ispatlayamamış yeni bir düzen tehlikelidir, risklidir, kaçınılmalıdır. O yüzden eğer düzen değişecekse bile geleneklerin erdemlerini bilme bilgeliğine sahip olan elitler tarafından
siyasal elitler tarafından yavaşça, tedrici olarak değiştirilmelidir. Yani siyasal ve toplumsal değişim, geleneklerin erdemini bilen devlet adamlarının rehberliğinde yavaş ve tedrici olmalıdır. Sağ ideolojiler arasında tanımlanabilecek ve özellikle son 10 yılda, hatta son 20 yılda diyebiliriz, öne çıkan diğer iki ideoloji ise aşırı sağ, radikal sağ ya da faşizm diye nitelendirebileceğimiz ideolojiyle dini referans alan gerici, kökten dinci, fundamentalist ideolojilerdir. Buna göre tabii onların bu ideolojilerin de sundukları iyi toplum anlayışı sol ideolojilerin ve liberal ideolojilerin sunmuş olduğu iyi toplum anlayışından oldukça farklılaşmaktadır. İnsanların eşitsizliği ve ırklar hiyerarşisine inanan faşizm iyi bir toplumun ancak üstün lider, tek bir siyasal parti, otoriter devlet ve organik toplumun bütünleşmesi, bir araya gelmesiyle, hepsinin bir olmasıyla sağlanabileceğini iddia eder. Yani bu iyi toplum tasavvurunda vatandaşlar devlete, otoriteye sorgusuzca itaat etmeli, sadakat göstermeli ve saygı duymalıdır. Faşizmin filozofu ya da ideoloğu Giovanni Gentile bu görüşü her şey devlet için, hiçbir şey devlete karşı değil, hiçbir şey devletin dışında değil sözleriyle ifade etmiştir. Faşizme göre toplumun ve siyasal yaşamın en tepe noktasında bir lider bulunur. Liderin altında yer alan ve onun öğretisi doğrultusunda hareket eden bir de faşist parti vardır. Devlet bu tek parti tarafından yönetilir. Faşizmin öngördüğü iyi toplum organik bir toplumdur. Yani bu organik toplum bütün farklılıklarından arındırılmış, farklı sınıfların, zümrelerin, çıkar gruplarının bulunmadığı, kaynaşmış, yek vücut haline gelmiş, aynı hedefe kilitlenmiş bir toplumdur. İnsanların ya da vatandaşların farklı amaçları, düşünceleri, inançları olması ihanetle eşdeğer olarak görülür ve şiddetle cezalandırılması teşvik edilir. Çünkü faşizmde haklar yoktur, sadece yükümlülükler vardır. Herkes, her birey devlet tarafından verilen ödevleri yapmak zorundadır. Bu durum, bu doğrultuda da hayatını ulusunun veya ırkının şanına adamaya hazır, ödev, şeref ve kendini feda etme duygusuyla milletine, ırkına bağlanmış, en yüce lidere sorgusuz bir itaatle bağlanmış özelliklere sahip vatandaşlar ya da bireyler yetiştirmeyi öngörür. Ancak böyle bireylerin olduğu bir toplumun güçlü bir toplum ve güçlü bir devlet yaratabileceğine inanır. Faşizmle birlikte son 15 yılda dünya sahnesinde geçerlilik kazanan bir diğer ideoloji dini referans alan ideolojilerdir. Bunlara kökten dincilik, fundamentalizm ve gericilik diye de adlandırıldığını literatürde görüyoruz. Dini referans alan ideolojiler dünyayı iyi ve kötü arasında bir mücadele alanı olarak görür. Cihat kavramı da İslam'da hem kişisel günahtan uzak kalma mücadelesi olarak hem de dünyadaki şeytani güçlere karşı bir dış mücadele olarak görülür.
Buna göre dini referans alan ideolojilerde iyi bir toplum ancak dini kuralların egemen olduğu bir toplumda mümkün olabilecektir. Bu ideolojiler din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasını ifade eden sekülerizm ya da laiklik prensibini toplumlardaki ahlaki bozulmanın ya da ahlaki yozlaşmanın ana nedeni olarak görür ve bu yüzden de sosyal ve kamusal hayatı düzenleyen kuralların dini çerçevede, dini öğretiler çerçevesinde yeniden şekillendirilmesi gerektiğini savunur. Tabii bunun altında, bu ideolojinin altında muhafazakarlığa kadar giden etik ilkelerin ve ahlaki standartların insan aklı ile oluşturulamayacağına yönelik olan güvensizlik, inançsızlık vardır. Genel olarak ya da tek bir cümleyle belki de toparlamamız gerekirse, İslami ya da dini referans alan ideolojiler birey merkezli toplum yerine Tanrı'yı merkeze alan bir toplum tasavvuru içerisine girdikleri gözlemlenmektedir. Tabii ki dini referans alan ideolojileri sadece İslam'la özdeşleştirmek doğru olmayacaktır. Bu radikal fundamentalist dini hareketler İsrail'de Yahudi fundamentalizmi şeklinde kendini göstermektedir. Hindistan'da Batı sekülerizmine, Şiizme ve İslam gibi rakip inançlara karşı gelişen Hindu fundamentalizmi şeklinde kendini göstermektedir. Bizim de içerisinde bulunduğumuz Orta Doğu ya da Asya coğrafyasında da İran'da görüldüğü üzere, Afganistan'da Taliban rejiminde göründüğü üzere, Suudi Arabistan'da ya da işte bizim Irak, Suriye sınırlarında IŞİD rejimi altında görülen İslam fundamentalizmi de dini referans alan diğer ideolojiler arasında değerlendirilebilir. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Barış içinde aydınlık günlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.